Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Ben iki tane fal kapattım. Şimdi siz bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız ya da sevdiğiniz biri için niyet edin. Ya da bu hafta için, ya da bu ay, ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım niyet ettiğiniz şeyle ilgili neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Hani birini çok düşünürüz, çok anımsarız, o kişi bizi arar ya da yolda karşılaşırız ya, onun gibi. İşte kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bakalım size ne gibi bir cevap gelecek bu faldan. Bu sizin enerjinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha çok tuttuğunu, hani daha çok böyle çıktığını düşünüyorum. Bu arada bu tarzda kanalımda bir sürü videolar var, yüzlerce fincan var. Bunların içerisinden de bir tanesine herhangi bir şey için ya da biri için niyet edebilirsiniz. Şimdi yukarıda görebilirsiniz önerilen videolar diye. Ben oynatma listesi ekliyorum oraya. Orada yüzlerce video, yüzlerce fincan var daha doğrusu. Onlardan birini de seçebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayan varsa, abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım tuttuğunuz fincanda neler çıkacak. Bugün sarıyla kırmızıyı kullandım. Fincanlarımdan her seferinde değişik objeler koyuyorum ya da değişik fincanlar kullanıyorum ki hani diğer videolardan ayırt edin. Aa, ben bunu izlemiştim. Yani aynı fincanları kullanırsam sanki böyle hep aynı şeyi izleyebilirsiniz. Hani geçmişe dönüp baktığınızda aa, ben bunu izlemiştim diyebilirsiniz ama hani renginden ve görüntüsünden ayırt edebilirsiniz diye. Değişik değişik kullanmaya çalışıyorum. Şimdi ben hangisinden başlayayım? Kırmızı olandan başlayayım bugün. Şöyle sarıyı çekelim. Bakalım kırmızıyı niyet edenler için fincanımızda neler çıkacak? Bakalım bugünün enerjisi. Of, şöyle inanılmaz bir sıçradı yani. Böyle fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın tabakta da. Bir şey için fırtınalar kopmuş içinizde. Böyle pat diye böyle küçük bir ses de çıktı. Böyle pıt böyle her yere sıçradı. Bir şey için çok gözyaşı döküp böyle içinizde bir fırtına kopmuş diyebilirim. Yani bunu seçenler için bakın hala içinize akıttığınız gözyaşlarınız çıktı. Bir şey için üzülmüşsünüz, çok üzülmüşsünüz. Ama bakın fal böyle bakınca temiz çıktı. Bir içi ferah görebiliyor musunuz? Şöyle ekrana da bakayım ben. Hani böyle yavaş yavaş içinizin açıldığı bir süreç gibi çıkmış. Çok karanlık, çok karamsar çıkmamış bu fal bence. Yavaş yavaş içiniz açılıyor. Şöyle içine bakalım. Bir şey için ağlıyorsunuz diyebilirim ama yani bir şey için gözyaşı dökülmüş maalesef ya da dökülüyor. Biriyle arka arkaya gelmişsiniz. Yani bir kırgınlık ve bir dargınlık olabilir. Aile içerisinde birinden biriyle problem yaşamış ve küsmüş olabilirsiniz. Siz ya da karşı taraf yüzünü başka tarafa dönmüş. Yani başka insanlara inanmış olabilir. Yani şöyle tartıştığınız kişi başka birilerine inanıp başka birinin sözüne uyup belki de sizle arkasına dönmüş ama yanılıyor bence. Ya da siz başka birine uymuş olabilirsiniz. Dikkat edin, eğer varsa böyle çevrenizde sizi etkileyen biri, çok yakın biri bu sizin arkanızı döndüğünüz kişi. Hani belki de eşiniz, belki de aileden biri. Başka birine uyup hani onun hakkında bir şey duyup arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Dikkat edin, biraz haksız bir şey olacak sanki. Bu yan tarafta insanlar çıkmış böyle iki kişi gibi. Onlar etkiliyor sanki bu ilişkiyi, bu arkadaşlık ya da bu eşinizle olan sorunsa, bu çocuğunuzla ya da kardeşinizle olan bir sorunsa artık hani kişinin hayatına göre değişir ama diğer insanların da etkisi var sanki bu kırgınlık ve dargınlıkta. O yüzden bu kadar hani bu dargınlık yaşanmış ama biraz haksızlık var gibi. Artık siz ya da karşı taraf bilmiyorum ama etkilenen taraf bir gözden geçirmeye çalışın varsa böyle bir sorununuz. Ama şöyle şurada bir hayali bir fil gibi çıkmış. Bakın burada bir filin hortumu gibi çıkmış. Yani bereketli bir döneme girmek üzeresiniz ya da bir şey yapmak istiyorsunuz, hayal ediyorsunuz ya bir iş. Hani bazen böyle hayal kurarız bir işe girmek ya da bir hobimizden para kazanmak bir şey ama böyle hep cesaret edemeyiz. Hani hayal şeklinde kalmış bir şey planlıyorsunuz sanki kafanızda. Siz de olabilir ya da aileden biri de olabilir bu. Çocuklarınız, eşiniz vesaire, anne babanız olabilir ama bir işe yeltenmeye çalışıyor sanki. Böyle hani adımını attı veya atacak hayal kuruyor gibi ama aslında olsa çok güzel, bereketli bir iş olacak. Hani cesaretlendirin o kişiyi. Eğer ki sizseniz cesaret edin. Yani en azından denemiş olursunuz ama sanki böyle bir kalkıp bir işe koyulsanız, hani bir iş yapsanız böyle çok bereketli olacak o iş ama hani cesaret edemeyip hayal şeklinde sürekli erteliyorsunuz, öteliyorsunuz. Hani belki de bu böyle bir şeyin eğitimini alıp sonradan ondan para kazanmak gibi olabilir. Hep kafanızda bir şey var ama hani ihmal ediyorsanız onu bence hayata geçirin. Çok bereketli olacak. Fil şeklinde çıkmış bu hayal. Çocuklarınızdan ya da yakın çevrenizden birinin bir hayali de varsa onu teşvik edin bence. Bereketli olacak sanki.
Şurada biri dua ediyor ama burada böyle hani ellerini kaldırmış. Hani böyle yani yabancı biri bu bence. Hani Müslüman değil de daha Hristiyan gibi böyle dua eden ellerini yukarıya doğru açmış bir kadın gibi daha doğrusu var. Etrafınızda bir yabancı bir kadın var. Bu kadınla ilgili bir haber alacaksınız. Çok ilginç, çok enteresan bilmiyorum. Hani belki yurt dışında yaşıyor olabilir bu kadın. Ya da siz yurt dışında yaşıyorsunuz orada yabancı arkadaşlarınızla ilgili ama bu kadınla ilgili bir haber alacaksınız. Bu kadının etrafında ya da bu kadınla ilgili böyle bir yılan çıkmış etrafında. Çok enteresan ve ilk defa böyle bir şey çıktı. Hani böyle bu kadının arkasında böyle bir yılan gibi bir şey çıkmış. Böyle değişik bir entrika, değişik bir durum söz konusu. Hani böyle dediğim gibi bu kadın belki Müslümandır ama yabancı ülkeyle bağlantısı var bu kadının. Hani öyle bir şey de olabilir. Bilmiyorum yani. Hani sadece yabancı bir kadın ya da yabancı ülke gibi bunu düşündüm nedense. Bir yılan çıkmış. Bu kadınla ilgili değişik bir alengirli bir olay var. Sanki böyle hani karmaşık bir olay. Etrafında bu kadını çekemeyen ya da buna zarar vermek isteyen biri olabilir. Bu kadınla ilgili böyle değişik bir şey duyacaksınız ama çok böyle hoş değil, değişik bir şey. Yani hani tarif de edemedim, anlatamadım ama böyle hoşuma gitmedi. Böyle çok çok kötü değil belki ama hani onun hoşuna gitmeyecek bir durum olabilir. İki kişi bir yere gideceksiniz. Bakın şurada iki kişi böyle binmiş bir şeyin üzerine ve gidiyor sanki. Bir yere gideceksiniz ve gittiğiniz yerde bakın böyle yolunuz açık ve bak bir eşek kocaman. Bu eşek ara ara çıkıyor gerçekten. Bakın ama çok bariz değil mi? Boynunu bükmüş bir eşek. Yani birisi size iki kişi gittiğiniz bir yerde bir hata yapacak. Ama çok böyle hani o kadar büyük bir gafiş diyecek ki çok pişman olacak. Hani isteyerek yaptığı bir şey olmayacak bence. Bir arkadaşınız ya da eşinizle gittiğiniz bir yer olabilir. Gittiğiniz yerde size biri öyle bir gafiş diyebilir ki ya da eşinize böyle size yani. Çok pişman olacak. Hani böyle bir söz söyleyebilir, bir hata yapabilir, bir şey yapabilir ama isteyerek yapmayacak bunu sanki. Çok pişman olacak. Böyle kocaman bir eşek çıkmış. Hani büyük de bir hata yapacak sanki. Dikkat edin. Yani çok da hani isteyerek yapılmayan bir şey sarf edebilirsiniz ya da hani zararı dokunacak bir şey çıkacaksa sonuçta hemen temkinli olun. Hani o gafı işlemesine izin vermeden toparlamaya çalışın. Hani farkındalığınız yüksek olursa zarar verecek bir sonuç yaratacaksa hemen de toparlayabilirsiniz durumu. Dikkat edin. Birisi var sanki. Böyle koca bir eşek şeklinde çıkmış. Şurada bir köpek koşa koşa geliyor ve bir gözyaşı var üzerinde. Sevinç gözyaşı. Ben köpeği hep dost diye görürüm. Dost diye düşünürüm falarda. Bir köpek var koşa koşa size geliyor ve sevinç gözyaşlarıyla. Bir arkadaşınız, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Çok hani böyle kardeş gibi düşünüyoruz. Belki kardeşiniz ama çok çok arkadaş gibisinizdir. Annenizdir bu belki ama arkadaş gibisiniz. Her şeyi anlatabildiğiniz biri yani böyle çok dostane biri. Çünkü her aileden biri ya da her arkadaş ya da her kardeş çok böyle arkadaşça olamıyor. Çok seviyoruz, bağımız oluyor ama arkadaşça iletişim kurulamıyor bilirdir. Bu çok arkadaşça iletişim kurduğunuz, her şeyi anlatabildiğiniz, her şeyini de size anlatan biri gibi bu. Bu kişi böyle koşa koşa sevinç gözyaşıyla gelecek, size çok güzel bir haber verecek. İnşallah hani sizle ilgilidir. Değilse bile onu çok sevdiğiniz için onunla ilgili bir haber de sizi çok mutlu edebilir. Böyle bir koşa koşa gelmiş sevinçli bir haber verecek sanki size. Falda böyle bir karanlık bir sıkıntı yok bence bu falda. Hani böyle her şey bir şekilde yoluna girebilir. Hiç böyle çözülemeyecek bir sıkıntı şeklinde yok ama bir içinizde ya bir yangın bir şey var. Hani böyle bir şeyin ateşi hala sönmemiş. Böyle patladı resmen böyle açarken ve gözyaşları çıktı. Bir şey için üzülüyorsunuz. O çıkmış yani. Bir şey için hala böyle içinizde yanan bir ateş çıkmış. Ama zaman da geçecek. Bakalım tabakta neler çıkmış. Bakın tabakta da sıkıntıların hepsini atıyorsunuz ve ferahlama dönemi ama biraz zamanı var ve böyle yavaş yavaş hani bakın böyle parça 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 içiniz açılacak ama o eski sıkıntı, o içinizi karartan şeyler gidiyor yani. Hani her neyse sizi üzen şey kalıcı değil. Ben zaten hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani aşk acısı çekenlere de buradan sesleniyorum. Aşk acısı da geçici. Hani sadece Allah göstermesin, evlatlarımıza bir şey olmasın. Onun haricinde inanın para da kazanılabiliyor, kaybediyoruz da bazen kazanıyoruz da. İşte arkadaşlarımızla sorun yaşıyoruz, barışabiliyoruz, olmadı daha iyi arkadaşlıklar kurabiliyoruz. Hele aşk acısı dediğiniz inanın aşkın zaten bilimsel olarak 1,5 yıl en yoğun olduğu söyleniyor. Ondan sonra da normalleşti hani böyle kavuşunca eskisi kadar heyecan vermediğini söylüyor bilim adamları. Ne kadar doğru ben de bilmiyorum ama acısı da belli bir süre. Bence burçlara göre değişir. Mesela işte Başak burçlarının
aşk acısını şey yaparlar. Aşk acısını Başak Burcu kolay kolay unutamaz. Ömür boyu sürebilir onun acısı gibi derler. İşte Yengeç Burcu bir yıl belki. Ondan sonra işte çünkü duygusal o bağı koparamaz. Alışkanlıklarından vazgeçemediği için Yengeç Burcu. Terazi Burcu için 5 dakika. Ondan sonra derler. Ondan sonra işte Koç burcu 6 ay falan. Hani böyle bir misal tabii ki de her insana göre kesinlikle değişir ama böyle bir misal verilmiş burçlara göre. Onları da bir gün isterseniz anlatırım. Aşk acısı ama geçiyor. Eninde sonunda geçiyor. Başak değilseniz diyelim ya da Başak burçlarında geçiyor bence. Her şey yeni bir aşk, yeni bir heyecan illaki hayatta oluyor. Her şeyin geçici olduğunu düşünün. Üzüntüler de geçici. Allah evlatlarımızla sınamasın. Şimdi böyle tabağa bakınca tabak biraz daha ferah. Sıkıntı ve ferah sıkıntılar böyle dağılacak yavaş yavaş. Ferah bir dönem olacak sizin için. Hayatınızda gitmek istediğiniz bir yol var ama yol biraz engebeli. Yani öyle kolay bir yol değil. Bazı zorluklar var ama direnen bir siz varsınız bence. Bu yola gireceksiniz. Biraz zor olduğunu bile bile ama işte zorluklardan sonra elde edilen güç daha güçlü kılar insanı bence. Mücadele etmeyin, yapmanız istediğiniz bir şey var sizin. Bu yol biraz zahmetli biliyorsunuz. Yani hani kişiye göre değişir. Biri bir şey olmak istiyordur, o zaman zorlu bir eğitim hayatı, oturup ders çalışacaksınız. İşte biri bir para kazanmak istiyordur, o zaman öncesinde çalışın. Yani ne yapabileceğinizi düşünün, o yaptığınız şeyle ilgili bir eğitim alacaksınız. Biraz zor olacak, zahmetli olacak ama zaman geçiyor. Yani ben hep öyle diyorum. Ben bir sürü eğitimler aldığımda da öyle. Hani 3 ay, 5 ay geçiyor yani. Hayat bir şekilde yapsak da yapmasak da geçiyor ama 5 ay sonra bir şeyi öğrenmiş oluyorsunuz, edinmiş oluyorsunuz ve artıyla devam ediyorsunuz yola. Burada bence bir yola girmek istiyorsunuz. Biraz zorlu olduğunu biliyorsunuz ama gireceksiniz. Sadece bu kişiye göre değişir. Bazen ilişkidir de. Zorlu bir ilişkiye bile bile kendimizi atarız. Ama sonu kolaylık ve temizlik olacak. Bir süre bir zorlanacaksınız. Emek vereceksiniz ama sonrası kolaylık ve daha düz, daha devamı kolay giden bir yol gibi çıkmış. İstediğiniz her neyse inşallah hani gerçek olur. İnşallah gerçekleştirebilirsiniz. O yola da girin, girmek istiyorsanız. Zahmetsiz rahmet olmaz mı diyorlar. Öyle bir şey var. İnşallah gönlünüze göre olur her şey. İlk falımıza çıkanlar bunlardı. İnşallah üzüldüğünüz şeyler neyse bir an önce atlatabilirsiniz. Göz yaşınız çıktı. İkinci falımızı sarıyı seçenler için bakalım neler çıkmış. Sarı falımızı da, sarı fincanımızı da alalım. Şöyle bir açalım. Bakın şöyle bir siz de bir görün. Ben de bir bakayım. İçini görebiliyor musunuz? Şöyle bir bakayım. Sesim de geliyor mu acaba? Ben yine sesimi iyi gelsin diye böyle mikrofonu tutuyorum. Bu sefer de bazen kamerayla iletişimim kesiliyor. Bir yandan şeye bakıyorum fincanın içerisine. Şu fala bakınca falda bayağı bir böyle içiniz açılmaya başlayacak böyle. İki yerden içiniz açılacak. Hem bakın bu taraftan hem buradan bir aydınlanma gelmiş. İki küçük haberle ya da iki küçük böyle gelişmeyle hayatınızda böyle içinizi karartan karamsarlık bu. Çok büyük bir karartı değil yani. Çok büyük bir sorun değil. Yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak ama böyle sanki aile bireyleri mi? Bunlar böyle hani kalabalıkta bir araya geleceksiniz. Bakın böyle oturup kalabalık aile sanki ya da kalabalık bir arkadaş ortamı içerisinde bir şeylere karar vereceksiniz. Bu hani hep birlikte ailece bir taşınmak olabilir, ailece biriyle ilgili hani çocuğunuzla ilgili, birinin evlenmesiyle ilgili, birinin sağlığıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili bir şey kararını vereceksiniz ya da arkadaş ortamında bir karar alacaksınız. Bunlar böyle bir hep bir kalabalık ortak. Bakın böyle biri var çocuğunu kucağına almış böyle kucağında hoplatıyor gibi. Hani böyle aile ortamı da çıkmış şurada. Şurada arkadaş ortamı da olabilir. Şu taraf daha arkadaş var ama bir kararlar alınacak. Biriyle ilgili çok böyle özellikle elzem bir karar alınacak. Yani çok önemli bir karar alınacak. Bu kişinin hayatını etkileyen işte dediğim gibi evliliği olabilir, işi olabilir, hayatı, eğitim hayatı olabilir ama bir karar alınacak. Bence güzel ve hayırlı olacak onun için. Oturup böyle düşünülen bir şey çünkü hani çok da böyle düşünülmeyen, çok önemsenmeden alınmış alelade bir karar olmayacak bu. Her kimin için olacaksa çok hayırlı bir karar olacak. Bu sanki bu zamanın gündemi bu olacak. Bu zamanın böyle hani en çok en yakın zamanda gündeminiz bu olacak gibi. Yani bakalım burada neler çıkmış. Şöyle bir bakayım sizler de görün.
Şurada böyle ilk başta sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın şurada şöyle çok büyük bir aslan çıkmış. Bakın böyle bir aslan kafası yelesi gibi böyle gövdesi uzunca. Ve kalkmış böyle dikelmiş ama böyle deniz atı gibi de böyle. Şurası bir deniz atına da benziyor ama şöyle yandan bir aslan gibi de. Bu deniz atı genelde çok hayırlıdır, kısmetlidir böyle. Hani falda çıktığında çok çok güzel istediğiniz bir şey olacak. Ve bu biraz aslana benziyor olması bana şeyi de böyle düşündürdü, hissettirdi. Hani benim hissettiğim bunu görünce. Öyle bir şey olacak ya hayatınızda. Öyle hayırlı güzel bir şey olacak ki bu sizi çok güçlendirecek. Hani aslan güçtür ya böyle ormanın kralıdır falan. Bulunduğunuz ortamda ya da kendi dünyanızda kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Zaten hani güç ve para, güzellik hani ben kime göre, neye göre, ne zamana göre derim ya ben böyle hep. Çünkü hani o algıya göre değişir. Siz kendi bulunduğunuz ortamda kendinizi hissettiğiniz şekilde en güçlü zamanınızı yaşayacaksınız. Yani böyle bir kısmetli bir durum olacak. Bu bir iş hayatında bir anda böyle çok çok güzel bir kısmetli bir iş çıkabilirse ya bir yatırım yaparsınız çok büyük para getirir ya da çok hayırlı biriyle birlikte olabilirsiniz gibi gibi ama böyle hani size bu şey çok güç getirecek. Aslan gibi hissedeceksiniz. Yani hayatınızın böyle en kral dönemini yaşayabilirsiniz. Yani ormanların kralı da aslandır ya böyle aslan gibi. Hani böyle çok güzel. Önünüzde böyle bir haber ya da bir para var burada. Bakın gelecek. Yani ya maddi ya manevi olacak bu ama şöyle bir haber ya da bir para var. Çok güçlü hissettim ben bunu. İnşallah öyle olsun. Hani güzel düşünerek de devam edelim ama bu kısmet her neyse sizi çok iyi hissettirecek. İnşallah hani gönlünüze göre olur. Burada bir ejderha gibi bir şey çıkmış ama böyle çok kafası var gibi. Yani bir konuda böyle kafanızı o kadar çok karıştırmışlar ki böyle artık buna mı inanayım, şuna mı inanayım, bunu mu yapayım, hani şunu mu yapayım, ne yapabilirim diye böyle kafanız karmakarışık ve artık böyle ejderha gibi bir konuda ve birine ya da bir olaya, bir gruba karşı, bir iş yerinde olabilir ya da bir arkadaş ortamınızda, hani hayatınızın genelinde değil ama bir kısmında birilerine karşı böyle ejderha gibi öfke, ateş saçacaksınız. Yani ve patlayabilirsiniz. Hani uzun zamandır belki içinizde tutuyorsunuz. Bakın böyle bir ejderha kafası gibi böyle 1, 2, 3 tane olmuş. Böyle ateşler çıkıyor artık ağzından şu kısımda. Böyle 3 kafalı gibi olmuş. Belki iş yerine sorunlarınız falan varsa ya da işte aile içerisinde çocuklarınıza karşı ne bileyim yani kardeşlerinize karşı, arkadaş ya da komşularınıza karşı bir şey var yani. Ondan duyduğunuz laf kafanızı karıştırıyor. Bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, onun dediğine mi inansam gibi gibi böyle bir şey kafanızı karıştırmış. Böyle 2-3 başlı yani her yere farklı düşünen ama artık böyle patlayacak noktaya gelmişsiniz ve patlayacaksınız. Dikkat edin hani böyle her an o ortamda patlayacaksınız. Ateş püsküreceksiniz, isyan edeceksiniz. Hani bazen içimizde tutarız ama bakın böyle ejderhanın burada da ayakları var. Ayağa kalkmış üç başı ve ateş püskürüyor. Yani tutamayacaksınız kendinizi. Eğer ki hani dediğim gibi sonradan pişman olacağınız bir durum olacaksa, sonradan kırıp kaybedeceğiniz insanlar kaybetmek istemiyorsanız sakın ola yani şey yapmayın. Çünkü dikkatli olun derim yine de ama ateş püskürdüğünüz bir şey var. Olacak da yani çok da tutamayabilirsiniz kendinizi. İçinizde tutmak istemeyeceksiniz bazı şeyleri. Şurada altta gizlenen bir kadın var. Bir kadının hikayesi bu. Yani bir kadın olarak dinliyorsanız bu sizin hikayeniz olabilir ama yakınlarınızda bir arkadaşınız, kardeşiniz, birisi olabilir, annenizin. Bu kadının gizli bir hikayesi var. Bir şeyinin altına saklanmış, üzülüyor ve kimseye anlatamadığı bir hikayesi var. Bakın şurada. Yani çok gizli bir olayı, içinde, beyninde, kalbinde yaşıyor. Ya geçmişinde çok gizli bir şey yaşamış, dile getiremiyor ve bunu içinde tutmak onu üzüyor. Yani bazı şeyler paylaşılmaz ya, bazı şeyler yaşanır ama ömür boyu içinizde saklarsınız. Böyle bir mühür gibi kalır içinizde. Ne kimseye dile getirebilirsiniz, ne geçmişi geri getirip değiştirebilirsiniz. Bir kadın var. Çok içli. Bu geçmişi düşünen bir kadın sürekli. Bu sizseniz hani bakın karşısında böyle bir ayna gibi bir şey var. Ekrandan görebiliyor musunuz? Şurada bir kadın boynunu bükmüş aşağıda. Karşısında da bir ayna gibi ya da bir şey kendiyle yüzleşmeye çalışıyor. Burada karşısında dimdik duran bir insan. Yani geçmişiyle yüzleşip ya geçmişte yaptığı hatasını ya da geçmişte ona yapılan bir hatayı affetmeye çalışacak. Affederse hani böyle rahatlayacak sanki onu içinden atacak. Bazen hepimizin hayatında olabilir geçmişimizde küçük bir hatamız olur ama onu büyütürüz. Kimseye de söyleyemeyiz bazen. Arkadaşlarımdan da duymuştuğum oluyor bazen.
onu itiraf etmek ya da kendimizi affetmek ya da karşı tarafta bize çok büyük hata yapmış olabilir geçmişte. Onu affedince gerçekten rahatlıyoruz. Çünkü affedemedikçe o öfke, o hırs, o üzüntü hep devam eder. Affedin ve bence rahatlayın. Gönül olarak biraz bu kişinin rahatlamaya ihtiyacı var. Sizseniz bir bayan olarak dinliyorsanız affedin geçmişinizi, kendinizi, yaşananları, geçmişinizdekileri ve biraz özgür bırakın. Eğer ki bir yakın çevrenizde bir kadınsa ve biliyorsanız, hissediyorsanız konuşun onunla ve bence biraz rahatlasın. Çünkü bu kadın çıkmış çok yoğun bir şekilde. Umarım bir an önce atlatır sıkıntılarını da atar üstlerinden. Bir de tabağımıza bakalım. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Bakın tabağımızda da bir şurada Yunus balığı gibi çıktı. Şu taraf görebiliyor musunuz? Şurada böyle bir Yunus balığı gibi çıktı ve şurada da bir fare görüntüsü var. Fare bir iştir. İşle ilgili bir gelişme olacak. Yani bir parasal konuyla ilgili bir işiniz olacak ve bu size bir şey kazanç getirecek. Yani böyle hiç işim yok, hiç bir yerden bir şey beklemiyorum demeyin. Çünkü bir anda bir arkadaşınıza bir iş bağlarsınız, bir şey paslarsınız, bir şey yardım edersiniz. O size maddi olarak geri dönüş sağlayacak sanki. Hayatta bence hep olabilir diye düşünün. İmkansız diye bir şey yoktur. İsterseniz ve o yola baş koyarsanız kesinlikle olur. Para ise kazanılabilir bence. Herkesi kazanabiliyorsa, herkes yapabiliyorsa siz niye yapmayasınız ki diye düşünün. Bence parasal bir konuda siz veya ailenizden biri, hani aileye giren bütçe de olabilir bu tabii. Bir konuda bir bereketli bir dönem olacak. Bir fare ve bir kısmet çıkmış. Yunus balığı gibi bir şey çıkmış. Yani böyle bir para akışı olacak. İnşallah bereketli bir dönem olur sizin için. Yapmak istediğiniz çok hayaliniz var ve hayaller çıkmış. Bir sürü hayal ama bunlar çok temiz hayaller. Büyük ihtimalle bunu tutan insanın da kalbi çok temiz. Her şeyi böyle ferah düşünen bir insan. Temiz. Her şey böyle yoluna girsin istiyor artık. Bence olacak çünkü tabak kısmı hani böyle çok temiz çıkmış. İnşallah öyle olsun. Hani böyle hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem. Maddi olarak da bir güç, hani bir fare, bir hani bu kısmet, balık, para gelecek dedim ya. Belki de işte bu para gelince elinize kendinizi biraz daha güçlü hissedip yapmak istediklerinize odaklanacaksınız. Çünkü para önemli gerçekten. Kim ne derse desin. Hani tabii ki de sağlık en önemlisi, huzur en önemlisi. Ama yapmak istediğimiz şeyler için bu zamanın çağına göre para da gerekiyor. Para olmayınca işte o hobilerimizi, o yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Burada bereketli bir dönem ve sonra küçük küçük hayaller yola çıkmış. Gerçekleştireceksiniz o küçük yapmak istediklerinizi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu fincanımızda da bunlar çıkmış. İyi düşünerek, olumlu düşünerek kapatalım tekrardan. Olumlu şeyler yayalım evrene, sözcüklerimiz hayata geçsin. İnşallah tutunuz, her dileğiniz gerçek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.